Sevgili seyirciler, keyifli ve eğlenceli bir Aslan Eranesi programıyla daha karşınızdayız. Bugün yine güzel bir konuğumuz var, eğleneceğiz gibi duruyor Can. Bugün gerçekten benim çok sevdiğim kardeşim, dostum, adam gibi adam Cenk'le beraberiz. Cenk'le birlikte birçok röportaj yapıyoruz, sohbet ediyoruz ama bugün ilk defa dart oynayacağız. Sence başarabilir mi? Çok yetenekli bir insandır ama... Bence Cenk başarır ama bugün sanki darttan daha çok aranızdaki gergin samimiyeti ben gözlemliyorum. Bakalım nasıl gelişecek program. Cenk'cim hoş geldin. Hoş bulduk Can. Nasılsın? Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bir kere demin söylediğim bir şeyi düzeltmek istiyorum. İlk defa dart oynamıyoruz. Daha önce bizim evde oynadık hatırlarsın. Doğru oynadık. Teşekkür ederim. Unuttum. Başladık bak, şu an kroşeler gelmeye başladı. Daha yeni çıktık ringe. 1-0 diyebilir miyim? Diyemeyiz çünkü birazdan aldığı puanlar da zaten yerini belirleyecek. Bugün de bir iddia var mı konuğumuzla ben Can? Ben koyabilirim. 20 tamam. Ve 6 veya üzeri. İddialı Cenk olsun. Devamlı üstü. Kazanıyor Can. Hiç kaybetmez. Artık kazanır. Ben geçen ya. Hafta izledim programı. Öyle bir şey yok. Bir kere ağlıyorsun sürekli. 21 olsun, 21 olsun. Bir dakika tamam. 19 olsun. Gel. Tamam. 19-6 senin, 19 tamam. Üstü benim. Ne demek 19 üstü? 19 ve üstü benim, 19'um ters artık. Ters oldu yanlış, canım, ters olur mu? Lan, o zaman ben hepsini 19 böyle buralara atarım. Hayır, hayır, tamam, şey yanlış söyledim. 19-6 canın, 19 evet. Üstü Cenk'in. Tamam, nesine? Nesine? Bir kere geçen hafta, teşekkür ederim, geçen hafta yemek kazandım. Evet. Daha önce bir ceket kazanmışsın evet. Galiba. Gömlek kazandım. Tamam, ayakkabı. Sinan'dan ayakkabı. Ayakkabı. Sinan'dan kazandın ayakkabı mı? Ayakkabı kazandım. Hmm. O zaman... Ayakkabı olabilir ama. Sinan spor alır, sen biraz daha klasik yok, yok. Alırsın. Ben ayakkabı kazanmak istemiyorum. Ne istiyorsun? Ben daha çok senin canını acıtacak bir şey istiyorum. Nedir o? Program sonuna ben biraz düşüneyim. Tabii ki, anladım. Hiç problem değil, problem değil. Hedefin nedir bugün? Böyle baktığında darta. Ne galiba görüyorsun? Senin yüzünü görüyorum. O zaman var ya. O zaman iyi atacaksın. O zaman tam ortadan vurursun. Senin o program başlamadan önce o güldüğün ve... Bir şey yapıyorsun ya, onu görüyorum. Gözlüklü mü gözlüksüz, gözlüksüz mü orada? Gözlüksüz. O gözlüğü de zaten yalan onun gözlüğü. Şey numaralı falan değil yani. Kendi neler yakışıklı sandığı bugün? İçin. Gerçekten numaralı. İtiraf ediyorum. Gözüm 3.50. Yalan söylüyor. Bugün yalan aslında söyleyeyim ben. Başka konuk alacaktınız siz. Ama Bahri abiniz beni yolladı. Bir işine son vermek için senin. Ya terfi etsin ya da kovulsun istiyorum ben. Ortasını istemiyorum. Artık masa başı bir işe geçsin. Yapabilir miyim? Yapabilirsin tabii. Ne mesela? Banka olabilir mi? Yo, kanalda da masa başında iş yapabilirsin. Kamera önünde olmasa olmadan. Senden uzak değil mi? Hepimizden uzak. Ya diyor. Can, televizyonculuk olmasa ne iş yapmak isterdin? Hiç düşünmedim. Aa, nasıl düşünmedin? Şimdi sana da soracağım. Basketbol olmasa ne yapmak isterdin? Öyle soruları sevmez ama klasik. Ben hiç düşünmüyorum. Sanırım ben de düşünmedim. Hakikaten benden ne olurdu abi? Sen oyuncu olurdun. Oyuncu mu? Oyuncu olurdu. Çünkü fiziksel olarak da uygunsun yani. Evet. Olmaz mı? Olur olur. Eyvallah. Ama zaten ben seni çok şey görmüyorum. Ne? Yani kanalda çok ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Uzun vadeli değil aynen diyorsun öyle. Yakın zamanda. Bence sen de bir an önce ayrıl yani modül. Başka bir partner mi olup, aynen öyle yani uzaklaşmanda fayda var. Bilmiyorum nasıl olacak ama. Valla ben de bilmiyorum. Can. Bu programın sonu. Can iyi misin? İyi, demolize oldum. Ben bir an önce bir moralini bozmak için ilk atışı alalım istiyorum ya. Hadi takalım tamam. Mantığı. Şey yap tamam mı? Hani yaptırıyorsun ya burada böyle gözünü bağlayıp buraya döndürüp böyle yaptırıyorsun. Bazen bir biraz daha aşağı falan deyip aşağıları hedef. Bir saniye. Ne yapıyorsun? Ayarlayıp takma yok bir dakika. Tamam gözümü bağla işte. Sevgili Ozancığım. Yavaşça. Saçını bozmayalım. Can ne yapıyorsun? Bir dakika abi. Bekle. Öyle bir şey yok. Aynen. Tamamsın. Oğlum gözüküyor. Bunu ben nasıl biliyorum? Bunu bir kere ters bağladım. Böyle aynen değil. Mi? Böyle bağladım. Evet. Bu. Öyle mi? Hiç de belli olmuyor. Burun şeyi var. Hah. Tamam saçım şimdi önemli değil. Ben senin kadar dikkat etmiyorum böyle şeylere. Güzel. Bir dakika abi. Tamam çekil bir dakika, atarım. Hemen atamazsın bekle. Ne demek hemen evet, atamazsın? Hazır mısın? Hazırım. Heyecan yapma sakin bunu ol. Yine yavaş çekim göstereceksin. Evet göstereceğiz. Bak şu birinci an... Atış. Hayır hayır şu an benim boşu boşuna konuşturuyorsun. Bir dakika bir saniye. Tamam ben hazırım. Tamam. Gözümü kapayacağım. Konsantrasyon çok önemli.
Kırmızı çizgiye basma. Gözümü kapar tamam, mısın? Tamam, kapayacağım. Evet. Sen şunu indirsene şimdi. Bir dakika. Elimi itme. Bak gözüne sokarım bunu. Tamam, hazır. Hazır bekle. Mısın Cenk? Hazırım. Çekil önümden. At. Çekil önümden. Tamam. Bir dakika. İyice konsantre ol. Tamam, ya konsantre. Tamam, tamam. Sakin olma, heyecanlanma. Geliyor. 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 Geldi. Ya böyle bir şey bravo. Yok ya. Bravo. Yalnız çok farkındaysan düzlemi çok doğru. Çok süper ama tablodaki en az puanı... Bunu tekrar, bunu tekrar da yok. Öyle bir durum yok maalesef. 3 puanla tamam. Startı verdik. Cenk'cim, maalesef olmadı ilk atışta. Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Bu nedir 3 puan? Yakışıyor mu sana? Onun 3 santim üstü neresi? Ben bugüne kadar bu programı hep izledim. Bence iyi hedef aldı. İnsanlar böyle hep buralara atıyor. Sen de yalandan ne iyi. Yok, 3 iyi mi? Yok ama tesadüfi değil yani, iyi hedef aldı. Akıl dönük 3 atarım ya. Öyle mi? Herhalde ya. İddialı attırsak mı yok, Cenk? Yok yok. Arkasını dönüp hiç gerek yok. Gerek yok. Biraz o ayağına gidecek. Gerek yok. Gerek yok kardeşim. Merak ettiğim şeyler var mı Cenk'le ilgili? Yani bir sürü bir şeyler var ama tabii sormaya çekiniyorum. Şimdi. Niye? Niye? Sana ters yapmaz. Yok yok, ben yapmam. Şimdi ben sorarım sana kızar. Yok yok, bana yapalım. Sen rahat ol. Nazlı çok seviyorum. Nazlı nasıl gidiyor? Nazlı süper. Her şey işte. Güzel. 2013 sizin için müthiş oldu. Aynen öyle. 5 aya geliyoruz. 5 ay oldu evleneli. Ben de çok seviyorum. Ben de ama kaldım. Niye giriyorsun işte? Özür dilerim. Cevap tamam. Veriyorum. Tamam, özür dilerim. Tabii ben de Naz'ı çok seviyorum. onun da sporcu olması tabii biraz hayatımızı zorlaştırıyor. İkinizin de yoğun aynen temposu. Aynen öyle, biraz tempomuz olması gerektiğinden fazla yoğun, öyle söyleyeyim. Yani geçen hafta mesela 2 saat görüşebildik. Havaalanından aldım onu, o beni öbür havaalanına falan bıraktı. Öyle geçiyor günlerimiz ama tabii boş zamanlarımızda da beraber olup... Zor şartlarda da mutlusunuz. Aynen öyle, evet. Yılın sporcu çifti diyebilir miyiz? %100. Muhteşemler. Naz da harika bir insan. İkisi birbirini bulmuş. Yani örnek sporcular. Tabii. Karakterleriyle, yaşantılarıyla, hareketleriyle. Ben bayılıyorum onlara. Cenk, sen sever misin futbol? İzliyor yok, musun? Ben çok yani oynayamadığım için çok fazla da... Cazip gelmiyor. Aynen öyle yani, çok sevemedim. Ama işte arada bir maçlara gidip... Oynayamadığım için mi? Yani iyi değil mi? İyisin ya. Yani. Yok ya. İyi oynuyor mu? Kalın bacaklarım mı zaten? Bu oynama ihtimalim yok ya. Ama maçlara falan gidiyoruz. Güzel bir atmosfer oluyor statta. Hani eğleniyoruz en azından. Atmosferi yaşıyoruz. Aynen öyle. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçları bayağı keyifli oluyor. Heyecanlı. Sizin Euroleague maçları kadar değil. Onlar da heyecanlı. Bizim Euroleague maçları da işte bu ikinci grup inşallah daha da güzel olacak. Daha çekişmeli maçlar olacağından eminim. Hiç girmiyorum, görüyorsun değil mi? Korktu biraz. Hayır, maça gelmek için bazen canı arıyorum. Televizyonun locasından izlemek için. Yer yok Cenk, yer yok. Ayıp ya. Gerçekten mi? Hayır, sen beni ara bundan sonra, tamam, Naz'la beraber gel. Başının üstünde yerim var senin. Her zaman. Hı-hı. Ama bildiğin gibi yer yok. Evet. Bazen bize bazen, de yer yok. Bazen oluyor. Senin başının üstünde yerim var. Tamam. Bunu sağ ol, teşekkür ederim. İkinci atışa ne dersin? Tamam, attım. Çok mutluyum ya. Ben niye çok mutlusun ki? Tamam, çekil önümden. Atacağım yoksa yani. Yapacağım biliyorsun. Bu taktiği keşfetti, keşfedeli konuşuyor can. Geziniyor. Atıyorum. Abi bir dakika. Ne var? Şu an çizgiye bastım. Tamam, bir. Atıyorum. Atıyorsun, gözün açık atıyorsun. Abi sen de... Biz de. Sen niye bakıyorsun? Ben herhalde şaka yapıyor diye düşündüm. Yok ya o atarsın, yani ruhunuz duymaz. Babacım burası bak. Kurallara çekil. Uyuyoruz Cenk, lütfen. Tamam, özür dilerim. Burası aslan arası canım. Öyle yok, kaçamaklar. Ha, ne yapıyorsun şu an, ne düşünüyorsun? Matematik mi yapıyorsun? Bakıyor en iyi nereye atsa kaç puan alır diye. Allah Allah. Karıştırma kafasını. Tamam. 20'ye atacağım. Ben atıyorum. Hadi Cenk. Sen 20'ye at. Şampiyon seni yapıyorum ya. Bir saniye. Şahibe evet. Yok, gözüm kapalı. Kapalı, gözü konsantrasyon kapalı. Sağlandı. Evet. Nizami her şey. Heyecanlanma. Haydi herkes ayakta. Cenk, 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 bağırsana Cenk, Cenk!
Ya böyle bir şey yok. Bravo. Güzel güzel gayet. 4 sayı. 13 mü? Ben de 4'e gitti sandım ya. Bravo. Çok üzüldüm. Bravo. Yazıyorum hemen bunu beğendim. 16 oldu. 16. Ne yapmak lazım? 20 Şu an 20 atman lazım. Yani 20'yi istiyoruz senden. Bence sevgili atacak ya. Ozan bayağı Moroğlu, iyi yani. Taşkın taş kıran. Bir kere bu insanlar hep dışarı atıyordu bu programı. Evet yalnız. Nasıl? Ama sen ne yapıyorsun? Ama ben izledim programı. Sen olayı çözdün. Böyle gelişti. Burada gözünü bağlayıp bak şöyle yapıyorsun. Burada gözünü bağladın. Döndürüyorsun böyle bir tur. Sonra bir atıyor. Tık yandı artık. Bazen de gidiyor. Konuklarımıza söylüyoruz aslında. Hedef alıp sonra kapat diye de herkes de dinlemiyor. İşte tabii. Abi, bir şey söyleyeceğim. Bütün suçlu ben miyim? Buraya gelenler. Yok, ya benim yok, yüzümden mi? Yok yok. Senin hiçbir kabahatin yok ki. Benim yüzümden mi? Hayır hayır. Bak istediğim gibi attırıyorsun yani şu an. Karışmıyorsun. Teşekkür ederim. Bunu yani önceki konuklarımıza da söylersek iyi olur. Ya bir ceket kazandım, bir ayakkabı kazandım, bir gömlek kazandım. Bir dakika kaçtı? Bizim 20 değil mi? Tesadüf. 20 kardeşim. Ben kazandım o zaman. Az kaldı. Daha az atacağım. Hı? 4'ten az atmayacaksın. Atmam atmam. Bence de atmam. İmkanı yok. Bu arada Cenk Ender abi de soralım. Kendisini de bunu ben çünkü onun adını almazsam olmaz. Her program sizlerden bahsediyor. Evet. Ender abiye sorayım. Ender abinin tarzı nasıl? Şimdi nasıl bir soru can Allah aşkına? Nasıl tarzı? Yani, ne tarzı? Özellikle son zamanlarda kıyafetle ilgili konuşuyoruz da. Hı-hı. Beni eleştiriyorsun ya. Evet. Ender abiyle ilgili ne söyler? Şık spor. Çok. Spor şık. Ender'i öyle tanımlayabilirim. Spor şık. Spor şık. Muazzam bir insan o da. Sen de kişilik analisti misin yani? Nesin? Herkese yorum yapıyorsun. Herkese aklına. Herkese değil. İkinizden bahsediyorum. Tamam yani. O çok iyi. Naz çok iyi insan. Çok. Sen şöylesin, böylesin. Yani... Sevdiğimden diyorum değil mi? Tamam da yani sen nesin ki bizi böyle yok şey yapıyorsun? Otoriter misin demek istiyor ben açık. Ben biliyorsun insan psikolojisi okudum. Aha, ben okudum psikolojiyi. Evet. Şu an ise sen kapadın kendini böyle. Hayır. Öyle hastalıkları var biliyor musun? Buraya... Vücut diliyle ilgili şu anda böyle oturuyorsun gitmiş. Çünkü kendini suçlu hissediyorsun. Başka ne vardı? Şu an ben neyim? Böyle bana... Şu an senin hakkında hiçbir şey söyleyemem. Uygun olmaz yani. Bir kere gömleğin dışarıda. Arkası döndü falan. Sağ ol. Arada kaçabiliyor. Bahri abin inşallah bunları göz önünde bulundurur. İlgileniyor musun böyle kıyafet, moda falan öyle şeylerle? Yani çok değil zaten. Yani benim böyle dolu beyaz tişörtüm var. Abi ondan kaç tane var abi? Bir sürü var. Çok var. Basic tişört. Aynen öyle. Yani genelde ama hep beyaz yani tercih ediyorum. Pantolon üstü böyle günlük şey olduğu zaman bunları tercih ediyorum. Onun dışında da hani özel bir yere gideceğiz zaman yine Can kardeşimiz gibi resmi gömlek olarak. Üstü bir V yaka kazakla. Basketbol şubesinin evet yılbaşı yemeğinde Nazlı ikiniz çok şıktınız. Teşekkür ederiz. Ender Yeşil de öyle. Şıktı, evet. Herkes çok şıktı. Can da vasatlar arasında yerini aldı. Yine vasatları oynadık. Kendimi beğendiremiyorum. Yok yok valla sen iyisin aslında. Ama bizim yanımızda olduğun için şey oluyorsun. çok mütevazı değil mi? İnanılmaz. Bazen mikrofonu da alıp röportaj yapıyorlardı. Sanırım işini elinden alacaklardı. Ya alacak sonunda ya. Alacak. Hayır geçen hafta bir iddiası oldu. Biz üstüne gittim kendisini. Şey yaptı. Senle bir daha röportaj yaparsan dedi. Canlı yayına kendim çıktım. Kendi sonra da gelmek zorunda kaldı yanıma. Kendi mikrofonu. Kendi mikrofonu aldı. Çok canlı yayında bağlantı yaptı mecbur. Bu da bir mesaj mıydı aslında? Yani Can'a gerek yok. Biz kendi kendimize röportaj yapıyoruz. Bu muydu mesaj? Aynen öyle. Sağ ol. İddia sonucunda hediye ne olacak Cenk? Seni ben koşturayım. Evet. Bizim idmandan önce 10 kere gidip geleceğim. Koşacağım. Neden? Mekik, ben mekik. Sporcu muyum abi? İddia değil mi bu? İddia ama ne alakası? Süre tutacağız. Bir dakikada karşı çizgiye gelip geleceğim. Kilo verelim. İddiamız olsun. Ben zaten ineceğim abi. Benim yani öyle o kadar mı anlıyor? Benim öyle bir sorunum yok. Cenk de kilo verdi. Biraz göbeği var. Tabii. Ya Allah aşkına göbekli sporcum oldu. Ben şu an iddiamın içinde yani. Yer almadığım için sevindim evet. Ya şöyle bir. Oğlum sen manken misin? Biraz göbeğin olacak. Ne var bunda? Ya ne demek göbeğim var ya? Ya. Allah Allah. Ne yapsak ama abi? Hadi karar ver atalım artık. Veremiyorum ya. Ya ben buradan Bahri abiye sesleniyorum. Bu çocuğu kovun artık. İlk atış 3 puan. İkinci atış 13 puan. Artık üçüncü atış. Herkes ayakta. Tribünler bu sayıyı bekliyor. Ben bir şey sadece 4 yeterli. 3 artı yani.
Bakalım gelecek mi? Hazır mısın? Hazırım ben. Çekil. Atıyorum. At. Sağ dirseğini fazla oynatıyorsun. Sen bana dokunma. Tamam. Foul. İki çok atış. Ama çizgiye de basmıyoruz gayet iyi. Her şeyden önce böyle bir şey yok. Sen şu an ne yapıyorsun? Hayır, ne yapıyorsun? Kabak tadı verdin yine ya. Tamam ama kapa. Kapayacak kapa. Ya ben bakıyorum. Oğlum abi? Çekil vallahi atarım. Şeylere bakıyor, hedefe bakıyor. Bir dakika yanlış yaptım. Önce kolumu hazırlamalıyım. Ya böyle bir şey var mı ya? Ya bir şey, hile bu. Bir dakika. Atıyorum. Dur saat. Saat düşecek ha. Açıldı. Evet geçmiş olsun canım. 21. 21 geldi. 21 geldi. Bir dakika 21. Bir dakika 30'u. Sanırım. Lider. Lider. Ben dedim bu oyunun şampiyonu ben olacağım. Ama bir şey söylemek istiyorum. Gönlümde de sen vardın şampiyonlukta. 7 çarpı 3. 34. 36. Oğlum matematiğin mi yok senin? 37. İlkokul terk. Benim matematik yok. Değerli izleyiciler, Cenk Okul birinciliği ele geçirdi. Evet, ilkokul terk arkadaşlar. Matematik biraz zayıf. Abi niye öyle oldu? Hayır, neyse çaktın mı? Ben gerçekten hazırlıklı geldim. Psikoloji biliyor, aynen. Gözlemlemiş evet. Programları i̇zledim, izlemiş. Programı izledim. Senin dediğin gibi yani. Kandırıyorsunuz insanları. Özür dilerim, seni de dahil ettim ama. Yavaş yavaş bak. Birazdan kameralara saldıracağım. Geçen hafta kim vardı? Nihan vardı. Valla Nihan'ın gözünü burada bağladınız. Evet, döndü buraya. Oku yakala. O bir kere attı, oku yakalamaya çalıştı. Orada bir antrenman yaptı. Aynen, dağıttınız zaten. Psikolojik olarak yakalayamadı. Yakalarım dedi. Yakalayamadı. İlk başta kardeşim, böyle şey kolay değil yani işte programı da. Farkın ortaya çıktı 37 puan. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Gerçekten gözü kapalı bu puan atmak çok zor. Ama benimki de biraz kolay oldu. Şöyle bunlar falan biraz şeydi. Sen biraz eyyam yaptın. Evet yani. Bravo. Kabul etmek işte sen lazım. Sen busun ya. Bir an önce kondisyonlar, bir an önce bu programı kardiyo çalış. Şimdi yine cinlik düşünüyor. Yeni yılın ilk programında 2014'te Cenk'le beraber olduk. Aslan Arenası'nda liderliğe yükseldi 37 puanla. Gerçekten harika bir puan. Helal olsun. Teşekkür ederim. Hem puan için tebrik ediyoruz hem iyi ki geldin diyoruz. Çok eğlendim. Ben hele çok havalardayım yani. Kapılar açıyorum şu an. Beni buraya davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Ben de sizler kadar büyük keyif aldım bugün. Umarım yeni yılda da aynı şekilde başarılarınız, bu güzel programlarınız devam eder. Bizim gibi sporcu arkadaşlarınızı da burada ağırlayacaksınız. Umarım kimse beni geçemez. 2014 yılında kimse 37'yi geçmesin. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, başarılı, bol kazançlı. Herkesin mutlu olacağı bir sene olur inşallah 2014 yılı. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. 2014'de de böylece güzel bir giriş yaptık. Güzel bir liderlik oldu. Tekrar tebrikler. Tebrik ediyoruz. Herkese de sağlıklı, mutlu yıllar diliyor sevgili seyirciler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.